Efendim Geniş Açı'dan hepinize merhabalar. Geniş Açı'da yeni bir konu ve konuklarla karşınızdayız. Bugün Acıpayam yöresi sosyal yaşamı ve geleneklerini, göreneklerini ele alacağız. Bugün söylediğim gibi Acıpayam yöresini konuşacağız. Gireniz'i konuşacağız. Nedir bu Gireniz? Nereden geliyor? Acıpayam ismi nereden geliyor? Gireniz ne demek? Gireniz yöresinde ne tür gelenekler var, onlara bakacağız. Bugün biraz da sazlı sözlü olacak sohbetimiz. Stüdyoda çünkü kabak kemane ve saz var, bağlama var. Sohbetimizi renklendirecekler. Acıpayam Girenizler Derneği Başkanı Sayın Mehmet Öztan bizlerle birlikte. Sayın Öztan hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Yine bu yöreye büyük katkı sağlayan, yörenin atom karıncası da desek yeridir. Sayın Sabit Kızılan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hiç durmak bilmez maşallah, yorgunluk nedir bilmez, koşuşturur yöreye bir şeyler katmak için. Yine Acıpayam Gireniz yöresinin tanıdığı, sevdiği isimlerden bir başkası Şakir amcamız, Sayın Şakir Altun, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün bizim sohbetimize gerek sözüyle gerek sazlarıyla eşlik edecek iki değerli üstad da var. Sayın Saffet Yılmaz da, Sayın Sefer Uçkun, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Acıpayam Gireniz yöresini konuşacağız. Zaman zaman müzikle de sohbetimize ara vereceğiz. Kulakları çınlasın. Figanı Bülbül Türk Halk Müziği programımızı yapan Tugay Atay, ben artık haber içerikli programlar yapmak istiyorum demişti. Bugün biz biraz onun yerini alacağız anlaşılan. Biz ona rakip çıktık. Acıpayam Gireniz nereden gelir ismi? Gireniz yöresi deyince neresi aklımıza gelmesi gerekir? Bize şöyle bir tarif eder misiniz Sarp Bey? Şimdi tarihte tarih verme şansımız yok. Hı hı. Ama rivayet dilinde, halk ağzında, halk dilinde dolaşan sözler var bu konuyla alakalı. Gireniz'in bu Acıpayam Köke Köyü itibariyle başladığını, Acıpayam'ın 19 köyü kapsadığını, 2 belde eşittir 30 mahalleyi kapsadığını biliyoruz. Şöyle örneğin Gireniz Gölcük diye geçiyormuş. Yani Gölcük'ün Gölcük olmadanki hali Gireniz Gölcük, Gireniz Çiftlik, Gireniz Hisar anlamında geçiyormuş. Tabii bunlar tarih tekarif ettikçe, zaman döndükçe kendi şahsi isimlerini almış. Yani Gireniz ibaresi nereden geldiğini konusunda hemfikir olma noktasında da söylentiler. Bir yörüğün deve kaybı var bir rivayete göre. Yörük devesini kaybetmiş. Dalamançayı takiben geldiğinde de çayın içine devenin izinin girdiğini tespit ediyor. Ama çayın seyir halindeki halinde devenin izi yok. Ve karşı tarafta da devenin izi yok. Yani Yörük diyor ki buraya giren iz nereye gider? Bu bir halk deyimi. Bu halk deyimin aynı diline de Çamali Çamlıbeli köyünde de kullanılır bu. Buraya giren iz nereye gidilmiştir diye. Yani Gireniz'in böyle bir kapsamı var. Çamali'nin 3-4 köyünde aldığını biliyoruz. Evet. Yani Gireniz'in gerçek manada niçin Gireniz olduğunu bilen yok. Ama Gireniz tahtalı, Gireniz eski köy. Mesela 1954 yılında Gireniz tahtalıdan ayrılma eski köy var. Yani tarihçesi bilebildiğimiz kadarıyla, elde edebildiğimiz arşivlerden, ihtiyarca amcalardan, teyzelerden, nenelerden alabildiğimiz veri tabanlarına bize aktarılan duygularımız bunlar. Evet. Gireniz'in isminin birkaç deyim, bir eşkıyanın izinin sürülmesi gibi. Önceden eşkıyalık da mevcut bir süreç yaşandığından dolayı. Bir eşkıyanın izinin takibi de söz konusu. Ama hangi aslı var, hangisinin aslı yok, bu bir rivayettir, bilen yok. Evet, bir dönemi yine Garbi Karaağacı, Acıpayam, Gireniz yöresi. Oldukça geniş bir yöre. Bu yörenin bir diğer özelliği de o meşhur Denizli yöresinin meşhur şivesinin sıklıkla kullanıldığı. Bugün Sabit Bey pek fire vermiyor. Anadolu kültürünü hakikaten yaşadığı bir coğrafyadayız. Bugün mesela Nedbanla gibi evet. Kelimeleri hala biz kullanırız. Evet. Bizim olan ne var yokla? Bu kelimeler bizim yani günlük klasik kullandığımız şeyler yani. Hı hı. Hatta bazen ben yurt içi yurt dışı internet üzerinden yazışmalarımda adam beni anlamakta zorluk çekiyor. Hı hı. Niye? Çünkü bizim olan ne var yok. Görmemiş ki adam böyle bir şey, duymamış. Bizim kültürümüz gerçekten
Anadolu'da coğrafyası bozulmadık diyebilirim. Bu Acıpayam'dan Köke köyünden itibaren indiğin zaman Dalaman'a kadar inen mıntıkada köy ve kasabalara hangini varırsan var bu özünü kaybetmediğini göreceksiniz. Efendim bugün aramızda akademisyen yok, alim yok, halkın ta kendisi var. Acıpayam Girenizi, Acıpayam Girenizlilerle konuşuyoruz. Peki bu derneği kurmak fikri nasıl ortaya çıktı? Dernek ne yapıyor? Bize biraz anlatır mısınız? Bilgi verir misiniz? Ömer abi, bu dernek tamamıyla Sabit abinin eseri. Evet. Başka hiç kimse gelip de Sabit abi habersiz ya da onun bilgisi dışında bir şey yapmaya açıkçası ben pek ihtimal vermiyorum. Doğru da olmaz. Tek başına yaptığı, attığı bir temeldir. Hı hı. Hatta iskeletini de tek başına çıkarmıştır. Bir noktada bizler sadece birkaç tuğla koymuşuzdur. Başka hiçbir bizlerin yaptığı bir şey yok. Ben kendim bu dernekle 2005 yılında tanıştım. 2005 yılından beri içerisindeyim. Derneğimiz zaten 2003 yılında kuruldu resmi olarak. Hı hı. Öncesinde de var ama resmi değil. Resmiyette 2003 yılında kuruldu. Tamamıyla Sabit abinin şahsi becerisi, azmi ve çaresizliği. Çaresizliği de var bu işin içinde. Çaresizlikten kaynaklanan ve doğan bir dernek. Pes etmemek önemli bir şey. Hiç pes etmedik bu yıllar. Zorluklar, çok zorluklar çektik. Farklı farklı çok etkenler var, unsurlar var. Bunlarla karşılaştık ama yani pek işin gerçeği bozuntuya vermedik. Evet. Hepsini ısrarla üstüne gittik. Çok şükür hepsini başardık. Hani yaptık ettik de başaramadığımız, edemediğimiz bir iş çok az kaldı. İnşallah onları da Allah'ın izniyle yapacağız. Peşini bırakma niyetimiz yok. Evet, şimdi toplumsal bir olay oldu mu? O yürüyüşler olsun, protestolar olsun vesaire vatandaş toplanıyor da dernek deyince pek gelen yok galiba Sabit Bey. Protesto yok bizde. Protesto hiçbir yetmiyoruz biz. Dalamança ile ilgili protestoyu bilen duymayan kalmadı. Yolla ilgili protestoları bilen duymayan kalmadı. Bugün işimiz siyaset değil. Onun altını özellikle çiziyorum. Bu konuyu niye konuşmuyorsunuz da demeyin bize. Biz bugün Acıpayam Girenizi konuşuyoruz. Onu özellikle belirtiyoruz. Söz almak doğru mudur bilmiyorum ama bizim devlete ve millete asi duruşumuz asla olmaz. Hı hı. Biz bir Dalaman yürüyüşü yaptığımızda bölgenin, ben 39-40 yaşındayım, 40 yıllık hasretini istedik. Dedik ki Dalaman yolu, Dalaman çayı. Dalaman çayı bugün zehir akıyor. Bunu söyledik. Evet. Bu bir eylem değildir. Bu bir devlete karşı bir hadise değildir. Evet. Devletten en doğal hakkımız, istediğimiz bir şeydi. Bir programdı. Bir yani etkinliğin serisi diyebiliriz. Sesimizi duyurmaya çalıştık. Çok güzel. Son noktaydı bizim. Yani o anda biz yani resmi olarak hep bütün başvurulması gereken yerlere başvurduk. Dilekçeler yazdık. Bütün milletvekillerimize, Ulaştırma Bakanlığı'na, Çevre Bakanlığı'na. Yani biz bütün yani resmi girişimlerimize bulunduk. Biz bunların hiçbirinden bir cevap alamadık. Hiçbirinden biz geri dönen olmadığından dolayı biz artık son olarak onu yaptık. Evet. Söz yine bana gelirse benim zaten bir idealim daha var. Bu ilerleyen süreçte nasip olursa, ömrüm vefa ederse Dalaman yolunun yapım çalışmasını kendim başlayacağım. Bir el arabası, bir gazma, bir kürek, yani tesisat olarak inşaat malzemesi lazım değil mi bunda? İlla dozer kepçe olması şart değil ki. Dedem gazmış zaten benim. Zaten tabelesinde kürek resmi var, gazmı kürek resmi var. Sıkıntı değil yani. Bunun temelini bu şekilde atalım diye düşünüyoruz. Ama evet, bu şu an olacak şey değil. Şimdi Hacı Payam da tabii bunu yaparım derse yapar. Biraz sonra fotoğrafları gelecek ekrana. Biz bir gün yapacağız yani onu. Niçin bunu yaparım derse yapar dediğini sizler de anlayacaksınız. O fotoğrafları bulduğumda arkadaşlara ekrana bir verin de görsünler diyeceğim. Size, sizinle de paylaşacağım. Şimdi Şakir amca, bize biraz bu Acıpayam yöresinden biraz da siz bahsedin bakalım. Bu yörenin tanınmışları kimdir? Meşhurları kimdir mesela? Biraz şöyle bir hafızaları yoklarsanız en meşhurları kimdir? En çok tanınmışları. Vekilinden tutun da devlet adamına kadar. Evet. Şimdi Giriniz Deresi'nden genel olarak oradan bahsedelim. Evet, buyurun dinliyoruz. Acıpayam'ı genel olarak bahsedici olursak çok uzar. Bir programda için içinden çıkamayız. Evet. Bizim Gireniz Deresi'nde
Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrası gelip geçmiş meşhur insanlar var. Bunlar her köyde, her kasabada birer ikişer kişi önder tabir ettiğimiz, sözü dinlenen, insanları etrafında toplayabilen, yapılması gereken bir işte ön ayak olan kimseler var. Tabii ki bunlar her köyde var. En meşhur olarak şöyle diyebilirim. Bizim Kerekçi belediyeliktir. Belediyelik olduğu için oradan başlamak gerekir. Orada Musa Hoca Efendi vardı. O etrafının hemen hemen dinlediği tek kişiydi diyebiliriz. Bunun yanında sizin isminizle müsemma Ömer Hafız vardı. Bunlar kültür yönüyle. Bir de yukarıda Hortma'da Arif hocalar, Zühd hocalar, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde de dahil onlar görev yapmışlar. Bunlar bizim o tarafın gelişmesinde insanların biraz daha zamanın ihtiyaçlarına uymasında ön ayak olmuş, yardımcı olmuş kimseler. Ben Çakırlıyım. Bizim orada da biz Hacı Mehmet dayı vardı bir tane, Mehmet Genç. 1310 doğumlu. 2000 küsürde öldü. 110 yaşında. 2008 yılında öldü herhalde. İşte 110 yaşını yaklaşmıştı. Evet. Köye ilk defa traktörü vesaire alıp gelen o. Yani milletin daha fenli, daha iyi bir şekilde verim alabilmeleri, çiftin çubuğunu sürebilmeleri için. Bunlar herkes tarafından tanınır. Bir de bunun yanında ticaret erbabı vardır. Onlar da epey köylerde tanınırlar. Mesela tüccar Musa vardı Çakır'da. Salih Ata vardı tüccar. Bunun yanında tecir Tosmak Mehmet Öztan. Dedem. Dedesi bunun ismini aldığı kişi. Öbür mahallede yine Çurlu Halili. Hacca falan gitti geldi. O vardı. Daha sonra onun oğulları var. Şu anda tecirlik yapan. Bir de söz saz davul zurna olayıyla Bayram Demir bizim köyde Çakır'da uzun müddet Kızılhisar'da düğünlerde bulundu. Halihazırda yaşıyor. Ki 80 küsur yaşlarında. O var. Onun yetiştirdiği elemanlar var. Ali Demir var. Zurnacı Ali derler. O çalıyor. Belki mahallede Ramazan Harman var. O da boru çalardı. Klarnet boru takımındaydı. Evet. O çalardı. Bunlar bizim köyde olanlar. Her köyde aşağı yukarı birer çalgıcı vardır. Ama en fazla söz edilen Kerekçi de neydi onun ismi? Osman? Paşa Osman. Paşa Osman'ı. Paşa Osman'ı vardı ki o hepsinin üstadıdır Kerekçi'de. Ondan şimdiye kadar ne deha ne diğerleri hemen hemen hiç bahsetmediler. Halbuki Giriniz Eresi'nin esas müzik üstadı oydu. Ondan bahsetmediler. Bir de Gölcük'te ihtiyarlamış galiba şimdi. Onun ismi neydi? Nihat abla. Aa, onu daha gelmedi. O yeni. O yeni. İhtiyardan bahsediyoruz da. Bir şey var ya canım. Kabak kemaneci bir yaşlı amca var. Balık balık tutup duruyor ya canım. Kopuk dedi. Kopuk dedi. Bu Akşarlı. Adını bilmiyorum işte. Akşarlı. Artık Akşarlı. Bu Akşarlı. Tabii. Müzikçi olarak o Kopuk vardı. Var yani. Halihazırda var. Hemen hemen her yaşıyoruz. Köyde böyle yani sosyal vatandaşın ihtiyacını giderecek tabii. Birkaç meslek grubunun erbabı var o zaman. Var var. O yönden gelişmiş bir yöre. Acıpayam gireriz. Tabii kültür yönüyle
gelişmiş fakat okulluluk yönüyle zayıf. Peki göç fazla mı? Ben mesela son 50 yılına yanılmıyorsam şöyle bir baktım, 70 ile 80'li yıllar arasında nüfus artmış, hızla artmış. Sonra birden düşmeye başlamış, düşe düşe bu yıla kadar gelmiş. Genç nüfusu tutabiliyor mu Acıpayam Gireniz Yörası? Gireniz Yörası'nda insanlar hemen hemen ölüme gidiyorlar. Yani kendi evimde öleyim diyerek gidiyorlar. Gençler iş sahası olmadığı için iş yeri olan Denizli Akını diyorlar. Dolayısıyla köylerde yeni yapılan ev hemen hemen yok denecek kadar az. Eski evlerde yıkılmak üzere. Ha yıkıldı ha yıkılacak. Zaten kerpiçten de evler. Dolayısıyla işlerinde durulmuyor. Durulmadığı için de böcünün börtünün yuvası oldu. Onun için göç çok veriyor. Mesela bizim köyün nüfusu 70'li yıllarda 1970 civarındaydı. Şu anda 900. 2000'i geçtiğimiz yıllarda oldu. Şimdi 70'li yıllarda diyorum. Öyle çoktu ki 12 tane öğretmen vardı köyde. Sabahçı ve öğleci okunuyordu. İki tane okunuyordu evet. Şimdi 60 çocuk var. Okulda olmuyor. Yani şimdi köyde gençlerin kalmadığının ispatı okullardır genel olarak. Çoğu köyde de okullar kapandı. Karşı köylere, yakın köylere gidiyorlar. Dolayısıyla Acıpayam'daki göç olayı veyahut da Girenizler arasındaki göç olayı çoktur. En çok da Denizli. İlçeye geliyorlar. Mesela bizim köyün insanları Denizli'de, ilçede. Bir kısmı Dalaman'da, diğerleri de 3-5 kişide diğer ilçelerde iş bulabildikleri yerlerde geçimlerini temin edebilmek için oralara göçtüler. Evet. Şimdi bir fotoğraf gelecek ekrana. O fotoğrafı arkadaşlar benim masa üstünden göstereceklerdir. Efendim bu arada bugün oldukça rahatsızım aslında. Ben affınıza sığınıyorum. Çay, çorba, ilaç derken ayakta duruyoruz. Soğuk soğuk da terliyorum oturduğum yerde. Dostlar gelmişler. Dost meclisi kurulmuş burada. Acıpayam Gireniz yöresini, yöremizi, memleketimizi, Denizli'mizi konuşacağız. Onun için de canlı yayına geldik, katıldık. Sürçülisan edersek affola, onu da belirteyim. Arkadaşlar şu benim masa üstündeki fotoğrafı ekrana verme imkanınız varsa eğer bilgisayarın. Evet, gelmiş ekrana. Şimdi Sabit Bey, bunun bir hikayesi var mı bu durağın? Bu durağın hikayesi. Kazmayı füreye alacağım, yolu yapacağım dedim az önce. Zaten otobüs durağını ağaçtan yapmıştınız maşallah. Alcı köyündeki otobüs durağı. Köyün otobüsü. Yani köyün otobüs durağı. Bunu artık büyüklerimiz görmesi gerekiyor. Biz otobüs durağımızı kendimiz yapabiliyoruz. Köprümüzü kendimiz yapabiliyoruz. Bu yok, bir de köprü var. Köprümüzü de kendimiz yapalım. Bulursam onu da göstereyim. Yani orada tabelalar kendimiz yapalım. Köprü var, tabela var. Köprüyü bile kendileri yapmışlar hem de tahtadan. O köprü de yıllarca kullanılmış bir köprü. Ha, bak, mesela taksi harici araç giremez. Evet. Tabelasına kadar koymuşlar. Gençler de orada bir güzel poz vermiş. Arkadaşlar onu da bir ekrana getiriverelim. İşin güzel benim yanı, masa üstünde var yine o fotoğraf. İşin güzel yanı bu tahta köprünün köprü, evet. Her sene üst tahtaları yenileniyor. Selin vurmuş olduğu zarardan dolayı. Yani bunu köylü zaten yapıyor. Yani artık buraları bir şey daha söyleyeyim size. Baraj altında kalma riskinden dolayı artık bu köprülerin de önemi kalmıyor. Şimdi biz böyle manzaraları Karadeniz'de görmeye alışıyoruz ama zaten hemen burnumuzun dibinde memleketimizin içinde olduğunu da pek bilen de yoktur. Meraklısı anca bugüne kadar görmüştür bunu. Bugün bir kez daha biz gösterelim istedik. Başka fotoğraflar da var bu tahta köprüyle ilgili. İlerleyen dakikalarda onları da ekrana getireceğiz. Peki bu tahta köprü sanırım yine imkansızlıktan yola çıkılmış, yapılmış ihtiyaç olunca. İhtiyaç olunca yapılmıştı. Artık bu saatten sonra oraya bize asma köprü de yaptılar. Hükmü kalmadı. Çünkü baraj gelecek. Baraj muhabbetinden dolayı zaten ne yolumuzu yaptılar ne çayımızı temizlediler bizim. Böyle sıkıntıların içerisinde kendi imkanlarıyla ayakta kalmasını bilen bir bölge Gireniz Vadisi. Yağını, yoğurdunu, çayını, şekerini hatta ne bileyim yani kendisi doğal imkanların, doğanın verdiği şeylerden de yararlanarak
artık kendi ayaklarının üzerinde kalabilen bir sistem diyebiliriz. Evet. Şimdi yörenin adını duyuran bir türkü var. Ara vereceğiz. O araya gitmeden önce iki değerli üstattan onu bir dinleyelim. Bu Acı Payam Yolları, meşhur türkü Acı Payam'ı Acı Payam yapanlardan biri de bu türkü. Yörenin has iki saz üstadından bir dinleyelim bakalım. Ondan sonra kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından biz yine burada olacağız. Bizden ayrılmayın lütfen. Evet, Saffet Yılmaz'la Sefer Uçkun'u dinliyoruz. Yapraklarım avcumdan sağır.
çok mu gördün halkın ayarı? Bize çok mu gördün halkın ayarı? Ağlamayacağım sızlama beni, ben yine gelirim. Cevahaylar gibi güzel karlar gelirim. Ağlama eminem sızlama cimirem, ben yine gelirim. Aylar gibi güzelim, karlar efendim kısa bir ara demiştik. Aranın hemen ardından kaldığımız yerden söyleşimizi sürdürüyoruz. Geniş açıda zaman zaman fırsat buldukça yöremizi konuşacağız. Memleketimizi konuşacağız. Köşe bucak gezeceğiz stüdyodaki konuklarla. Bugün de Acıpayam Gireniz yöresini konuşuyoruz. Acıpayam Gireniz yöresinden konuklarımızla. Şimdi eğer mümkünse yine bir fotoğraf var. Bilgisayarımda, masa üstünde hemen. Arkadaşlar onu bir gösterelim. Yıllar öncesinin Acıpayam'dan bir fotoğraf bu. Bu arada özellikle Sayın Mustafa Ünal'ın arşivinden fotoğraflar ekrana getiriyoruz. Zaman zaman kendisine de teşekkür ediyoruz. Katkısından dolayı. Yıllar öncesinin bir Acıpayam fotoğrafı bu. Bunu alalım ekrandan. Yine bir başka fotoğrafı eğer ben hızlıca bulabilirsem o fotoğrafı da ekrana getiririm. O da şimdi Acıpayam merkezinden bir fotoğraftı az önceki. Size ağaçlar köprüyü gösterdik, durağı da gösterdik. Bir de şu fotoğrafı ekrana verelim lütfen. Bu da yemyeşil bir Acıpayam. Dağ bayır ağaçlarla, yeşillikle kaplı. Bunda bir sürü fotoğraf var. O fotoğrafların ortak özelliği. Kocaeli değil mi? Yorası. Değil. Değil mi? Burası güney yağmur duası etkinliğinde çektiğimiz yukarıdan kuş bakışı çektiğimiz bir fotoğraf. Resim. Evet. Size de. Evet. Şimdi bu kültür hemen hemen baktığımızda güneyde var. Hisar'da var, Ören'de var, bizim köylerde var. Yani Gireniz Havzası'ndaki bütün köylerimizin ortak kültürü yağmur duası. Yani bu bölgenin hemen hemen yemeği, yemek kültürü de, dua nezdindeki yemek kültürü de birbirini paralellerdir. Onu özetle vurgulayabiliriz. Örneğin isim farklı olabilir ama yemek olarak nedir? Bir biber dolması, biber ekşilmesi. Mesela bizde biber ekşilmesinin olduğu gibi Çakır Köyü'nde eşi kabağı meşhurdur. Eşi kabağı, biz bir gezi ortamı düzenlemiştik üniversiteden hocalarımızla. Hocamızın bir tanesi özellikle numune aldı. Bir zaman sonra bu ekşi kabağındaki o tadın damak lezzeti bir antibiyotik özelliğinin olduğunu söyleyebiliyor yani. Yani kısacası bizim Gireniz bölgesinin yemeğini yemeyenler varsa böyle düğünlerde, derneklerde, toplumsal faaliyetlerde özellikle davet edilen noktalara gidilmesini, oradaki yemeklerden yenilmesini ben taraftarım. Mesela Ören'in Eren dedikleri bir nokta var. Uç nokta. Bozdağ'ın karının böyle karla beraber
yenilebilen bir yemek türü var orada. Karlı bekmez ikramlı. Yani ne diyeyim ben size? Giriniz dağıyla, bayırıyla, çayıyla, dalaman çayıyla, çorbasıyla adeta kültür fışkırıyor. Adeta keşfedin beni diyor. Şakir amca, gençler zaman zaman çeşitli etkinlikler düzenliyorlar. İşte bir tanesi Sabit'in bahsettiği gibi yağmur duası oluyor, vatandaş toplanıyor. Evet. Hayır hasenat da oluyor o sırada. Evet. Yıllık yöre adetini yaşatalım, gençler birbirini görsün, birbiriyle tanışsın, sohbetleri koyulaşsın diye yemekler düzenleniyor. Onun ötesinde böyle insanların bir araya geldiği etkinlikler çok mudur? Eskiden bu yana böyle bir adet var mıdır yörede? Düğün derneği haricinde bir araya gelirler. Şimdi düğün dernek haricinde zaman zaman gelinir. Evet. Eskiden hasat kaldırma zamanları vardı. Ekim biçilir. Ya deste olarak kalır, ya manga yapılır, ya da gümül denir, yuvarlanır. İçerisine hayvan girmeyecek şekilde, kellesini yemeyecek şekilde düzenlenirdi. Daha sonra harman yerine oradan hep beraber çekilir. Hayvanlar, davar, sığır, koyun geçi, ne varsa hepsi de o örlüme, örlüm denir o yöreye, salınır, orada güdülürdü. O manga, gümül, ekin varken çekilmeden katılmazdı. Kaçak katanlar olursa onlar da bekçi yakalar gelir, gereken ceza verilirdi. Bekçisi oluyordu zaten onlar o zaman. Ve bundan başka bekmez zamanı vardır. Birlik beraberlikle yapılır. Çünkü tek kişinin yapabileceği bir şey değildir. Tarhana kaynadırız biz. Top tarhana yaparız. Övme tarhana değil. Tarhanaya kaynadırız, kararız. Komşuları çağırır. Biraz da taze yağ. Tereyağı, sade yağı. Onu kavurur getiririz. Yanına bir de sarımsaklı ayran koruruz. Onu hep beraber yer. Arkasından bir dua eder. Herkes gider. Kalan tarhaneyi de konum komşuları kadınlar olarak hep beraber ayranla veya yoğurtla onu yoğururlar. Büyük bir kesenin içerisine doldururlar, korlar. Bunlardan başka bizim orada mısır dövmesi vardı eskiden. Tarladan mısır kalktıktan sonra herkesin hemen hemen mısırı olurdu. Bazıları kendisi dövebilirdi ama bazılarının biraz çoğu olurdu. Veyahut da yaşlı olurdu onlar. Onların oraya gidilir. Önce soyulur, mısır biçilir. Şöyle bir şey yapılır. Çömen deriz biz. Oğlakların içine kattığımız ağıla köyde. Onun gibi yapılır. Etrafına avlaşılır. Herkesin eline bir ağaçtan çubuk. Onunla mısırın üzerine açılır. Gozağa, çuvala, sapı arkaya atılır. Ve içerisine de bir tane kavun veya karpuz konur. O kavun karpuzu buldukları zaman da şunu bir yiyelim de ondan sonra bir devam edelim derler. Ağzımız bir vurulu gitsin diye. Onu keserler, yerler. O oyma bitirler. Yani toplum olarak mısır soyulur bizim orada. Bir de soyulan mısır kuruttuktan sonra toplanır, getirilir. Konum komşu hep beraber ellerinde birer tane tokuç deriz onu biz. Onunla mısırı döveriz. Yani mısırın tanelerini gozalaktan ayırırız. O biter, ondan sonra millet evine gider. Bundan başka öyle pek fazla işte bayramlar belli. Dini bayramlar, milli bayramlar var. Onlarda salıncaklar kurulur. Dönem beşli şey ne diyoruz? Gındırgeç. Ha, gındırgeç deriz bizim orada. Eskiden tamam. Eskiden vardı da indi. Şimdi onlar vardı. Onlar yapılırdı. Onlar bayramlarda yedi. Yapacağız ama bizine. Asker uğurlamalarda var şimdi bizim bu düğün bayramdan sonra. Asker uğurlamalar var. O topluca o yapılıyor. Hemen hemen köylünün hepsi davet ediliyor. Yemekler yapılıyor. Dualar yapılıyor. Çalınıyor, oynanıyor. Hep beraber millet
güle güle oynaya oynaya oğlunu, yeğenini, akrabasını askere gönderiyor. Evet. Şimdi Sabit yöre insanı oldukça çalışkan maşallah. Evet. Biz Sabit'i bildiğimiz için durmuyor. Programın başında da söyledim. Allah güç kuvvet versin ona. Mesela Gındır Geç dedin. Anlatır mısın onu biraz? Salıncak kurulur dedi Şakir amca. Ağdır geç, Gındır Geç. Bu gelenek nedir? Şimdi Gındır Geç hemen hemen sizin çal tarafındadır var ama. Bu imkansız, bir de şunu soracağım. İmkansızlıktan mı yoksa yöre insanın böyle el çabukluğu, marifeti fazla onu ya yapalım şu çocuklar şimdi iyi vakit geçirsin veya gençler vakit geçirsin diye de zamanda yapılmış mı acaba bunlar? Gençliğin o zamanki imkanlarla bugünkü imkanlar ortada mevcut. Yani o günkü şartlar pek fazla araç gereç olmadığından dolayı o günkü şartlar ona el veriyormuş. Ve kafalar da o kadar çalışıyormuş ki bir eğlence nezdinde onu yapabilmişler yani. Bir ağacın bir nasıl söyleyeyim sana, eşek nezdinde mi diyeyim bunu, bizde genelde eşek nezdinde derler ona. Üstüne konulan bir ağacın boydan uzatılmış iki gencin karşılıklı binerek birbirinin yukarı kalkıp birbirinin aşağı inmesi. Şimdi biz bunu gındır çocuklar gındır tahtarevalli. Onun moderni. Biz bunu gındır gösteririz. O yani hem dönüyor aynı yalnız zamanda dönerdi. Döner. Yani evet dönerdi. Bu, yani ağacın bir dakika sözünüzü alıyorum. Estağfurullah Şakir'im. Şimdi buyur. Orta yere bir direk dikilir. Evet. Direğin başı biraz düzenlenir. Yani aşağı inmemesi için biraz kesilir, başlık alık olur. Öteki ağacı da oyulur, ortası oraya denk getirilir. Ses çıkarması için de kömür konur içine. Yanmış kömürden konur. Evet. Birisi kalkıp edin gıcırır, öteki iner, bir yada gıcırır, gıcırır. Millet böyle böyle eğlenir. Şimdi onun için bunları ağaçlara yaş gelir yalnız. Dağdan getirir, gençler getirir. Böyle hayvanla, arabayla sürdüğüm gelmez. Omuzda getirirler. Tabii. Şimdi omuzda getirilir ve o ağaç yapılır. O da bayramlarda genel olarak yapılır. Şimdi salıncak dedim ben ya. Salıncak herkes biliyor. Bizim orada urganla yapılır. İplerle. Şimdi köyde, bizim mahallede iki yer vardır. İki tane meşe ağacı vardı. Evet. Meşe ağaçlarına urgan bağlanır, sallanır adam gidebildiği kadar. Salıncak bu. O epey bu zaman devam etti. Akalan hala devam ediyor. O şu anda yazırda da devam ediyor. Şu anda devam ediyor. Bizde o vardı. Bir de bayramlarda eskiden koşma bayrak yarışı diyorlar şimdi yeni ismiyle. Eskiden biz koşma derdik ona. Koşardı insanlar birbirinin arkasını yakalayabilene öbür tarafa götürme. Bir yanı kazanır, bir yanı bayramlarda olurdu bu. Bir de yemi kaldırma. O nereden geldi onu da bilmiyorum. Yani geçmişini bilmiyorum ama insanlar toparlanır, onların üzerine biraz daha çıkar, biraz daha çıkar. Bayramın bittiği oradan ilan edilir yukarıdan. Yemi kaldırma denir buna köyde. Şimdi bu salıncak bazı yörelerde gençlerin tanışması için kurulan bir adet, gelenek. Sizin yörede de öyle, öyle mi? Tabii köylüler hep toplanır oraya bütün. Gençler toplanır. Tabii dışarı gidenler gelir, hepsi gelir bütün. Onlar orada birbirleri tanışırlar. Ne iş yaptıklarını, nerelerde bulunduklarını. Ve bir daha mesela kendilerine ziyaret etmek için adresler alınır. Vesaireler yapılır. Diyelim ki İzmir'de oturuyorum. Neresinde oturuyorsun? Falan mahallede. Ya geçenlerde geldim, aradım. Senin aklımı geldin ama bilmiyordum. Onun için telefon numaranı ver bakalım. Evet. Alırlar. Böyle böyle. Şimdi tam olarak nerede gördüğümü hatırlamıyorum ama bir delikanlı gelir, genç kızın bindiği salıncağı sallarsa eğer onun evlenmeye niyeti vardır. Söz kesecektir, nişanlanacaktır. Tamam, diğer gençler o kızdan ümidini keser. Çaltaravan'da diye biliyorum ben onu. Öyle mi? O Çaltaravan. Ben hayır, görmedim. Hayır, görmedim de yani bir yerde bizim o tarafta var mı yok mu onu bilmiyorum. Bazı da Hıdır Ellez'de olur. Bir yörede bu salıncağın kurulduğunu ben bizzat gördüm. Sanırım yatağında gördüm. Yanlış hatırlamıyorsam farklı yörelerde farklı anlamı var. Mesela işte Babadağ tarafında
Buldan tarafında da meşhur pazar var. Pazar yerinde gençler birbirini görüyor, tanışıyor. Sonra oğlan evi kızı istetmeye gidiyor vesaire. Tabii eskiden böyle ne Facebook var ne Twitter var. Bunlar yok. Şimdi her şey parmakta. Her şey parmakta. Şimdi sanalda evlilik hususunda köylerimiz küçük. Küçük olduğu için kız oğlan birbirini devamlı surette çocukkenden beri görür. Evet. Ben seni alacağım. Ben falanı varacağım gibi düşüncelerle çocuklar büyüdükten sonra eğer anaları babaları münasip görürlerse, görülenler var, görülmeyenler de var tam haliyle. Giderler, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle, oğlumuz sizin kızı talip oldu. Biz de uygun gördük. Siz ne dersiniz? Denir. Onlar da bir düşünelim, taşınalım derler. Düşünüp taşındıktan sonra biz haftaya bir daha geliriz der oğlan evi. Kız evi de buyurun gelin derse bunda bir yumuşama vardır. Olacak bu iş galiba denir. Aman aman ezdik biz. Gelmeyin. Bizim kızımız daha çocuk derlerse kızlarını başka birilerine vereceği olduğu anlaşılır. Hı hı. Bu iş biraz sarttır, olmayacaktır. Evet. Eğer oğlan hiç ayrılmazsa kaçırıyor adam. Kız da oğlana hı derse bir gün bohçaya alır, çıkar yola, kaçar gider. En sonunda da anası, babası, oğlanı, kızı ev vermek zorunda kalır. Ama ev vermeyenler de var tabii. Evet. Yalnız oğlan evi düğün ediyor, kız evi öyle kalıyor. Bunlar nadir olan şeyler. Ama gerçekten de şimdi olması gereken şey çocukların birbirlerini seviyorlarsa evlenmelerine müsaade etmesi gerekir ataları. Ki zaten büyükler de bu işe aracı olurlar. Her iki aileyi de aşağı yukarı biliyordur. Ölçer tartar aileler birbirine gelir mi gelmez mi? Kızı olan verir mi vermez mi bilir. Ona göre de aracılık eder değil mi? Şimdi bazen yani böyle garantör aslında bir de arada bir garantör var. Şimdi bazen büyük vardır. Zaten şey bu olur da evet. Bazen de ara yerde haliyle gönül biliyorsunuz ferman dinlemez demişler. Evet. Veyahut da iki gönül bir olursa samanlık seyran olur demişler. Dolayısıyla oğlan kız birbirini seviyor ama oğlan tarafı veya kız tarafı azıcık öbür tarafa karşı bir olumsuzluk içerisine girerse genellikle maddi yönden oluyor bu. O bizimle aşık atamaz falan derler. Dolayısıyla olmaz derler. İşte buralarda araya biraz daha köyün ileri gelenleri girerse ihtimal ki evlilikler olur. Yoksa ömür billah birbirlerini her gittikleri yerde ben seni alacağım, ben seni varacağım diye diye ömürler tükenir gider. Ve bunun bir örneği var, onu da vereyim. İkisi de Allah rahmet eylesin. Öldüler. Kız oğlana aşık olmuş. Oğlan da alacağım falan demiş ama babasıkiler alıvermemiş. Başkasını almışlar. Oğlanın hanımı ölüyor. Geliyor. Öteki adamın da, kadının da adam ölüyor. İkisi evleniyorlar. 60 sene sonra. Hayat. Evet, hayat bu. Ve birbirlerine ben seni varacaktım, ben seni alacaktım diyorlar ve evleniyorlar. Dünyada muratlarına eriyorlar. Hepsinden Allah rahmet eylesin. Onun için çocukların önünü kesmemek lazım. Çocuklara gerektiği şekilde ilgi göstermek lazım. Yani bu bizim neslimizin devam etmesi için çok önemli. Gelecekte bizler huzur evlerine düşmememiz için çok önemli. Başkalarına muhtaç olmamamız için önemli. Çünkü çocuk eğitimi çok önemli bir şey. Yalnız bizim değil, Türkiye'nin geleceği çocuklar. Evet. Onun için çocuklar üzerinde titiz davranmak zorundayız. Evet. Biz çok konuştuk. Sıra yine sizin, hadi bakalım. Sizden bir türkü daha dinleyelim. Ondan sonra da şu meşhur Kabak Kemal'in hikayesini dinleyeceğiz.
Saffet Bey'den. Bu sefer ne söyleyeceksiniz bize? Ne dinleyeceğiz? Kiraz koydum sepete mi? Evet. Kiraz koydum sepete de yani. Buyurun. Tepede yar oturur tepede, biraz koydum sepede yar oturur tepede. Öyle de bir yar sevmişim, şan olsun memlekete. Öyle de bir yar sevmişim, şan olsun memleketim. Eriklikte gezerim, sırmalı peşkiye çizerim. Eriklikte gezerim, sırmalı peşkiye çizerim. Biz güzeli severiz, çirkin nedense desin. Biz güzeli severiz, çirkin ne derse desin. Ağzınıza sağlık. Arkadaşlar sanırım araya geldik yine. Kısa bir ara veriyoruz. Evet, kısa bir ara verelim. Aranın ardından kaldığımız yerden söyleşimizi sürdürelim. Bu Kabak Kemale'nin hikayesini soracağız konuklarımıza nedir diye. Daha önce Allah rahmet eylesin bir Gır Yusuf dedemizi Sabit'in sayesinde tanıdık. Sadece biz değil Türkiye tanıdı. Onun hikayesini o da aranın hemen ardından bizden ayrılmayın lütfen. Efendim kısa bir ara demiştik. Aranın hemen ardından kaldığımız yerden söyleşimizi sürdürüyoruz. Bugün Acıpayam Girenizlileri ağırlıyoruz geniş açıda. Yöreyi konuşuyoruz. Yörenin gelenek göreneklerini de araya gitmeden önce bir Gır Yusuf dedemizden bahsetmiştim. Bu arada arkadaşlar hemen laptopumdaki görüntüyü de ekrana getirebilirseniz Gır Yusuf dedeyi de buradan yad edelim. Görüntüyü verelim. Bu görüntülerle Türkiye'nin gündemine taşınmıştı. Bu görüntüler de yine Sabit Kızılhan buldu geldi haber oldu. Niye haber oldu? Bu yaşta dağın başında bir dedemiz bisikletin fren telinden kabak kemane yapmış. Yöreye has türküleri, kendi türküsünü yine söylüyor, seslendiriyor. Evet, stüdyoda da yine bir kabak kemane var ya da meşhur o bu yörenin ağzıyla kabak kemane. Doğru mu? Şimdi oldu mu? Oldu. Kabak kemane. Evet, Samvet Bey bir anlatın bakalım. Siz de kendi imkanlarınızla sanırım kendi kemanenizi yapmışsınız. Evet, kendim yaptım. Nasıl bu merak başladı? Şimdi önceden sipsi çalıyordum. Hemen anlat. Evet. Beygir çengeli attı benim. Evet. İşler döktü. Evet. Başka gelişmiş. Yapacak bir şeyim kalmadı. Hı hı. Müziği çok sevdiğim için. Birisini gördüm. Kabak. Su kabağı. Ben buna. Ben bunu yaparım dedim. Yapıyorsun, ötmüyor. Yayını da atın buyruğundan yaptım. Yaptınız, yani. Evet. Bayağı 10 kadar kabak telef ettim. Hı-hı. Ben bunu yaparken. Ağaç şeymiş. Sapına derken yapmadım, bazım kalmadı. Sövdüğünden, ardıcından,
servisinden, kavandan, hepsinden yaptım. En sonunda cevizden. Onu da hepsini kendim becerdim. Hı hı. İyi kötü. Elimden geldiği kadar. Özelliği bozulmasın diye. Boyamadım da. Evet. İşte orijinali bu. Daha önce hiç başka enstrüman çaldınız mı? Sipsi çaldım. Sipsi çaldınız. Onun haricinde başka enstrüman çaldınız. Bu kabak kemaneyi çalmasını da kendi kendinize kendi kendime. Öyle. Maşallah. Yani insan azmederse o zaman yapabiliyormuş. Bugün tabii iki canım. Üstad da bu stüdyoda bizim sayemizde bir araya geldi. İlk defa bir arada çalıp söylüyorlar. Onu da belirteyim. Doğru. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Buraya kadar geldiler. Sefer Bey siz bağlamaya nasıl merak saldınız? Hocam ben dağda çobandım. Evet. Şimdi herkes neslini söyler. Çobandı DNA'la böyle bileklerime kırdırdım. Hı hı. Şöyle DNA çalardım. Tabii böyle DNA bu parmaklarımı kırdırdım. Hiçbir ustam yok. Hiçbir kimse göstermedi şu saz şöyle çalınır diye. Yalnız yine abimin bir saz alıverdi bana. Evet. Ona akordunu bilmiyorum. Köy düğün oldu mu, çalgıcılar geldi mi hemen oraya koşavarırdım. Şimdi çalgıcılarını, saz çalanını söylerdim. Ya benim de var bir büyük saz getireyim mi? Diye evet. Onu söylerdim. Zaten telleri yok, akordu yok. Koş getir bir derlerdi bana. Akordunu orada yaptırırdı. Giderdim evden alır gelirdim. Işte. Akordunu, amcam ölmüş bu saz ya derlerdi bana. Güzel bir akort yaparlardı. Birkaç hı-hı. oyuncu oynadılardı. Sazı dayadılar mı ben oradan aldım mı kaçardım. Evet. Giderdim o akordula bir hafta çalardım. Bazı gevşedirdim, sesleri öğrenirdim. Aynı yeri getirirdim yine. O sesleri öğrendim. Hı hı. Onun için saza böyleliğiyle alıştım. Ondan sonra biraz çalgıcılık yaptık. Fakir fukarın işini yapardık. Sürekli 20 sene çalgıcılık yaptık. Evet. Siz de böylelikle bağlamayı öğrendiniz zamanla. Evet. Şimdi aynen. Enteresan hikayelerle dolu yöre aslında. Oradan ötesi de öyle. Şimdi gelelim bu düğün gelenek göreneklerine. Bir tane fotoğraf var arkadaşlar. Bir kağıtların üzerinde isim yazıyor. O fotoğrafı bulursanız biraz sonra onu bir ekrana getirin de neymiş o fotoğrafın hikayesi onu da bir soralım. Şakir amca sizi dinliyoruz. Anlatın bakalım bu düğünle ilgili gelenek görenek nedir? Olmazsa olmazı nedir bir düğünün? Mesela bir sadıç geleneği var. Evet. Sadıç ne yapar? Görevi nedir? Şimdi oradan değil de buyurun, eski düğünden bahsediyoruz. Hayır buyurun. Eskiyi canlandırmak güzel bir şey. Düğünler bir hafta önce başlar. Düğün tarlası diye bir olay vardır. Oğlan evi 3-4 yük zahireyi hazırlar. Sabahleyin bir yemek verir, bir dua yapılır. Duadan sonra eşekler o yüklere beraber değirmene gidilir. Hı hı. Değirmende onlar 3 gün içerisinde üyünür. Söz gelimi, düğün cuma gün başlayıp pazar gün bitecekse en geç çarşamba günü düğün tarlası veya pazartesi günü olur. Genelde pazartesi günü olur. 3 gün önceden başlar. Eğer perşembe falansa o da yine 3 gün önceden yani salı gün başlayıp perşembe gün bitecekse eskiden düğünler çoğunlukla öyleydi. Şu son 30-40 yıla gelinceye kadar pazar günü düğün çok seyrekti. Hep perşembe günleriydi. Çünkü o zaman insanlarda normal saatli çalışma yoktu. Yani memurluk, işçilik diye evet. bir şey yoktu. Evet. Herkes böyle olurdu. Oradan başlardı düğün. Sonra cuma günü akşam üzeri davulcu, zurnacı gelir. Onları karşılarlar. Onlar davul zurnayı çala çala düğün evine gelir. Eskiden araç da yoktu. Yayan geliniyor. Evet. Davulcunun sırtında davul, zurnacının elinde zurna. Yürüye yürüye gelirler.
Ve düğün gelince eve bir bayrak asılır. Türk bayrağı dalgalanır. Yanında bir de grap deriz. Eşarbın bir değişik şekli, ince tül halinde. Grap dediğimiz bir şey var. Onu asarlar. Oğlan evinde telaşa başlamıştır. Sabahleyin olur. Düğün odununa gidilir. Düğün odunu. Köylüler bütün eşeklerini verir. Düğün sahibi gençleri toplar. O eşekleri birbirine bağlarlar dağa. Düğün odununa. Orada yıkılmış ağaçlardan, karda, kışta kendiliğinden yıkılanlar, ömrü vefa etmemiş, ölmüş olan ağaçlardan eşeklere birer yük odun sarılır gelir. Onları uğurlarken davulcular gene çalar. Uzaktan göründükleri zaman, dağdan inerlerken tekrar onları karşılamaya gidilir. Davulcularla beraber oğlan evine gelirler. Oğlan evinden birkaç yük odun kız evine götürülür. Yanında bir de hediyelerle. Eskiden olan şey bunlar. Oraya varılır, onlar yıkılır. Gelinir. Öğleyin yemek yenir. Bu birinci gün daha. Yani cumartesi günü diyoruz. Cumartesi günü bu yapıldıktan sonra öğle yemeği yenir. Kızın oraya çeyiz atımına gidilir. Oğlan evinin çeyizleri kızın oraya gider. Oğlanın da pek fazla çeyizi olmaz genel olarak. Götürürler, sararlardı eşeklere, katıra, beygire. Araba yoktu eskiden. Onunla giderler, varlar oraya, onu bırakırlar, bir iki oynarlar. Orada bir şeyler ikram edilir. Lokumdur, şekerdir, çaydır, artık neyse adamın gücüne göre. Oradan dönülür, gelinir. Akşam maşla olur oğlan evinde. Kız evinde de kına gecesi olur. Biraz önce azıcık şey arasında değinmiştik. Kız evine erkekler gitmez. Kız evinin erkekleri kızların oyun sahasının 15-20 metre ötesinde yönleri gelenlere karşı, sırtları oynayanlara karşı durarlar. Ve gelenleri gönderirler. Kadınlar kendi haliyle çalarlar, oynarlar. Leyen var. Biz ona İlyan deriz köyde. İlyan çalarlar. Bakıldan. Yani İlyan çalarlar. Onunla oynarlar. En son kız evi mesela, oradan başladık, orayı bitiriverelim. Oynadıktan sonra gelin olacak kızı ağlatma merasimi yaparlar. Onu ağlatırlar. Ağlamadıysa ertesi gün, gavurun kızı hiç ağlamadı. Çok meraklıymış kocayı da hele. Evet. Bu eski tabir tabii. Evet. Ondan sonra da tabii kınadan dağılır millet, evine gider. Kızın arkadaşları, samimi arkadaşları, kızım akraba kalır. Beraber yatarlar. Artık gece onlar kadınların işi olduğu için biz duyduğumuz kadarıyla söylüyoruz. Kendi aralarında çalıyorlar, oynuyorlar mı, ne yapıyorlar bilmiyoruz. Evet. Oğlan evinde ise akşam üzeri köyün meydanına odunlar yığılır. Maşla dediğimiz bir ateş yakılır. O ateşin yanına davulcu gelir, millet gelir. Davulcu çalar, oynarlar. İcabında Arap dediğimiz bir şeyler yaparlar. Arap eski oyunu. Bizim ha, Arap oyunu. Arap oyunları yaparlardı. Deve yapılır. Bir tane deve de olurdu çoğu zamanlar. Bunlar yapılır. Orada eğlenirler. Erkek takımı da orada eğlenir. Kızların, kadınların kınası erken biterse onlar da gelir, karşıdan erkeklerin oyunlarını seyreder. Ve saat 12 civarında da, 11-12 civarında da maşla biter, davul zurna susar, eve giderler. Evde saz çalmasını bilen varsa, keman çalmasını bilen varsa arkadaşlar gibi, evet, evin içerisinde komşulara pek fazla rahatsızlık vermeyecek şekilde orada çalarlar, oynarlar. Sohbet, muhabbet devam ediyor. Belirli bir zaman daha gider.
Sonra da yorulduk gari hadi yatalım derler. Eğer yaz günüyse uzanıverirler. Eve gitmeye gerek yok. Evet. Orada yatarlar. Eğer yaz değilse herkes evine gider. Sabah olur. Saat 9-10'a doğru davulcu zurnacı kalkar. Çalarlar bir iki uzun hava cinsinden. Herhalde öyle oluyor sabahleyin. Tabii. Oyun havası olmaz. Oyun havası olmaz. Evet. Uzun hava cinsinden. Evet. Evet, çalgılar çalarlar. Milletin işi varsa günlük işi onu gider gelir öğleye yetişir. Öğleyin yenir içilir. Davulcular bir meydan vardır. Oraya giderler. Orada çalarlar. Millet şimdi oynamak yoktur. Yani öğleden önce, sağlı şubeden önce oynamak hemen hemen yok. Yok yok hala yok. Evet yoktu. Namazdan sonra birkaç kişi çok da olabilir. Sadıç vardır, damat vardır. Onlar yıkanır, elbiselerine giymişlerdir tertemiz. Sadıç güve durulur. Köyün belirli bir yerine. Oraya varılır. Davulcu, zurnacı çalıp dururken ona işaret verilir. Dur dur. Onlar durur. Hoca bir dua eder. Duadan sonra da vur derler davulcunu. O vurur. Sadece güveye para takılır. Evine götüremeyenler veyahut da götürüp de orada da benden de mahrum kalmasın diyenler sadıç güveye üçer beşer vurur. İmkanına göre altında kar. O ayrı bir konu. Para takılır genelde. Ve oradan sadıç güve alınır. Tekrar gelir ki tekbirlerle gelir. Eve giderken davulcu zurnacıyla gider. Üzerindekiler paralar çıkarılır. Orada sadıç güve herhalde bir nefes alıyor tahminim göre. Azıcık sıkıldı falan diyorlar. Herhalde tahminim o. Bir su bardak su içiyor. Ondan sonra sadıç gelin almaya gider, damat gitmez. Eski usul bu. İlk defa gelin almaya giden bendim bizim köyden. Onu da söyleyeyim. Evet. Adeti bozdu demek. Tabii adet bozuldu. Ama evet. Parantez onu da söyleyeyim. Eskiden atla gidilirdi. Gelin allı pullu yapılır. Sadıç damat tarafından gelinceye kadar kız evinde kızlar kendileri yine çalarlar, oynarlar. Oğlan evi geldikten sonra kızların oyunu biter. Erkekler taifesi oynar, çalanları söylenir. Ondan sonra da gelinin alma olayı gündeme gelir. Bizim çocukluğumuzda Cezayirli çalınırdı. Evet. Cezayirli. Çok meşhur. Evet. Evet. Çalıyor hala. Bir şey ne oluyor? Bir zamanlar onu yasakladılar. Evet. Efendim Fransa istememiş filan dediler. 1960'larda. Biz de Fransa'ya arkadaşız ya, komşuyuz, kardeşiz. Ondan dolayı kıramadık diyoruz. Evet, kıramadık. Hay hay dedik. Cezayir ne olacak? Siz 20 milyonu öldürün fark etmez dedik. Evet. Ve kesildiydi. Şimdi yine yeniden başlamış ama memnun olduk haliyle. Böylece gelin alınır, ata bindirilir. Gelin alıcı denen kadınlar vardır yanında. Onlar da başları örtülü, graplıdır. Atın arkasından gelirler. Erkek tayfesi atın önünden. Atı kayınpeder veyahut da oğlanın en yakın kardeşleri, amcası, dayısı, ağabeyi tutar. Yani gelinin kayınpederi gelirler diyoruz. Damat evde bekler. Onlar gelinceye kadar. Davul zurna dolaştırılır. Gelinir gelin. O arada gençler oynarlar. Değişik. Artık Türkiye'nin şimdi şu anda değişti. Eskiden belirli oyunlar vardı. Bizim çalgıcılarımız daha iyi bilir onları. Davaz Zeybe, Muğla Zeybe'yi, Damalı vesaire vardı. Şimdi onlar gitti. Yerine Gaydırgubbak dediğimiz olaylar geldi. Yeni müzikler geldi. Evet. Yani günlük müzikler geldi. Evet. Ömrü 3 ay veya 3 sene. Azami
5 sene diyelim olan müzikler geldi. Ne zaman öğreneceğiz? Ne zaman oyunlu? Bizim ölümsüz müziklerimiz maalesef maalesef bu düğünlerde yavaş yavaş unutuldu ama inşallah yeni nesil yine dönebilir. Bu eski müziklerimizi yeniden sevebilir. Bunun üzerinde müzik öğretmenlerimizin çok büyük çalışması gerekiyor. Şakir amca peki bu sadece damada hiç eziyet edilmez mi ya bu düğün? O daha oraya gelmedi. Çok iyi de yoksa o kısmını anlatmayalım evet. Geçelim. Ha, şimdi, bir anlatın mesela. Şimdi sadıç vaktimiz de az kaldı. O yüzden ben de sohbeti hızlandırıyorum. Dönüp geldiği zaman eve attan gelin indirileceği zaman kaynana evet. Çağrılır. Kayınbaba. Ne vereceksin? İşte 3 altın falan bir geçi bir kuzulu koyun vereyim. Bir dana vereyim. Olmaz. Verici olduğun şeyler söyle. Tosunu verir. Şimdi bunlar şunu vereceğim, bunu vereceğim ama olmaz öyle şey. Biz normal vereceklere bakalım falan denir. O da illa dediğini der. Şunu vereceğim, bunu vereceğim, aynı şeyler tekrar eder. Geline sorarlar, kabul ediyor musun? Ediyorum. Derse, yavaşça en yakınları yine, damat yine yok, damat yukarıda. Damat gelinin ayağına gitmiyor, damat, bu anlaşıldı. Tabii, damat, evet. Damat orada. Evet. Kazak aile bu. Evet. Görünüşte. Velhasılı kelam iner gelin damat yukarıda çifte hazırlamıştır. Davanca değil çifte. Evet. İki el bir ateş eder. Tüve yerini asarlar, korlar. Arkasından da geline yavaş yavaş yukarı çıkarırken bir şeyler yapıyorlardı. Evden dolandırıyorlardı bazen direkler vesaire. Evden dolandırmalar var. Bazı camiden dolandırmalar var. Evet. Gelini. Gelini gezdirirler. Evet. Ondan. Evet. Camiden dolandırmak. Gezdirir ki değil, öyle değil. Hayır. Dediğiniz şey indikten sonra. Evet, indikten hemen. Evine sonra. Bağlı olsun diye. Diye. Evet. İlla ki oradan ha, geçecektir. Bir yani. Şeyler yapıyor. Bunlar her köyün kendine göre bir adetidir. Adeti var. Evet. Kimisi sudestisi böyle. Alınır. Vurdu. Gençler dışarıda davulcunun yanında olur. Damat çağrılır. Damat hadi bakalım. Gelini getirdik sağ içinde. Bizi şurada bir oynaya ve derler. Derken bir o anasını babasını çağırlar. Tabii gelirlerse. Damat da genellikle gelir. Gelir. Genellikle gelir. Bir tur atar. Hiç olmazsa oynamasını bilmiyorsa. Benim gönül gibi. Alır. Tabii bir defa bir tur atar. Oo falan der. Tamam. Keser. Böylelikle biz düğünü noktalarız. Akşam namazdan çıktıktan sonra daha önce resmi nikahı kıyılmıştır. Camide cemaati çağrılır imamla beraber. Evde bir yemek verilir. Yemekten sonra gelin, damat şahitlerin huzurunda birden dini nikah kıyılır. Allah mesut etsin denilir. Evden ayrılır. Damada eziyet yapanlar var. Ama ben onu tasvip etmiyorum. Adam zaten 3 günden beri misafir ağırlayacaksın diye maf olmuş. Evet. Bir de millet yumruk vesaire uygun diye ben onu sevmedim. Şimdi evet. Düğün kültürlerinde tabii Çakır ayrı, Güney ayrı, Ören ayrı her köyün kendine has bir takım kültürleri var. Mesela genelde benzeseler de genelde özelde ayrışıyorlar. Özelde ayrışan noktalar var. Çok farklı gelenekler. Mesela Güney köyünde kış ayı olmuş, yaz ayı olmuş fark etmiyor. Damadı bir havuza atma muhabbeti var. Evet. Bir kapma muhabbeti var. Evet. Kapma yani düğün evinin. O hala devam ediyor değil mi? Kapma Güney köyünde devam ediyor. Mesela evet, Çamali tarafında, Çamali'nin o bir takım köylerinde devam ediyor. Ben bir takım köylerde özellikle gezdiğim için biliyorum. Şimdi düğün gelin almaya giderken şöyle oynayan gençlerin nara atışları var. Mesela geliyor
geliyoruz, geliyoruz diye bir nara atarlar. Hı-hı. Yani gelini hazırlayın anlamında. Hı-hı. Gelini aldıktan sonra geri dönüşte olan evine dönerlerken de ciğer, ciğer de nara atarlar. Ciğer ne ciğeri? O düğünde dernekte kesilmiş olan hayvanın ciğerine, o düğüne hizmet eden gençlere ödüllendirme babında o ciğer menü, yemek menüsü olarak o gençlere sunulur. Onlara ikram. Onlara ikram edilir. En son damadın bir hizmet tablosu vardır. Bu çeşitli köylerin dediğim gibi dağılımına göre değişiyor. Hı hı. Çifte çanak diye geçiyor kimi yerde. Kimi yerde damadın o güne kadar hizmet ettiği gençlere, bir de damadın o gençlere hizmeti var. İşte yemekten ikişer tane koydurup o gençlere hizmeti, suyundan hani hizmet gençler ettim. Bir misafiri nasıl ağırladıysa, evet. Evet. Bu sefer her şey bittikten sonra damada o düğün evindeki aslan bayrak teslim edilene kadar, hı hı, düğün devam eder. Hı. O bayrak alınır, toparlanır, damada teslim edildiğinde gençlik o evdeki işi bitmiştir. O gençlik o evden çekilir. Artık nikah merasimi, amcamızın dediği gibi merasimler devreye girer. Allah mesut bahtiyar etsin denilir. Evet. Düğün kültürü dediğim gibi her köyün kendine has, kendine özgü bir takım değişken noktaları olsa da genel anlamda yemekleriyle, ondan sonra bir takım örf ve analizleriyle bağdaşıyor köylerimizde. Hı hı. Mesela gelin alıcıları dürü atmaya gidiyorlar. İşte gelinin halası, işte damadın dayısı, damadın teyzesi çorap veriliyor, bilmem ne veriliyor, karşılığını para alınıyor. Bunlar o aslında, fotoğraf vardı. O fotoğrafı bir ekrana getirelim arkadaşlar. Mi? İsimlerin yazdığı şeyde, fotoğraf. Yani o dürü ertesi, alındıktan sonra ertesi günü. Evet mi? Onunla ilgili şeyde, fotoğraf. Dürü atmaya gidildiğinde, yani damat hazırlanma aşamasında. Nedir bu dürü, biraz onu bir... Şimdi dürü nedir? Damadın başta damat olmak şartıyla damadın giyecek olduğu elbise. Evet. Sadıç'ın giyecek olduğu elbise. Hı hı. Damadın kayınbabasının giyecek olduğu gömlek. Yani işte onun gibi şeyler. Genel anlamda giysi üzerinde. Bir nevi bohça. Daha bir nevi bohça. Bohça. Yakınlarına hediye götürür. Hediye. Onların da gönlü alınır böyle. Onların da gönlü alınır. Mesela gönül öyle alınmıyor yalnız. Damadın şeysine, damatlığını almak için oradaki sadıç devreye giriyor. Damadın sadıcı geliyor, diyor ki damatlığı almak istiyorum. Karşılığında para vereceksin. Hı hı. Şimdi damat ne kadar verdi, ne kadar yetki verdi bilmiyoruz. Hı hı. O dürüyüdeki o damadın elbisesini çalabilir de. Sadıç uyanık olursa çalabilir de, o zaman kız taraf Mars olmuş oluyor. Evet. Şimdi fotoğraf geldi işte. Ha, mesela bu, bir dürü de. Bir dürü de bu mesela. Ünvan dürü, evet. Hediyesi hazır. Üstüne de Zeynep gelin demiş. Yazılmış. Zeynep gelin ismi de yazılmış. Bu evin ha. Zeynep gelinine verilmek üzere hazırlanmış bir şey. Dürü. Evet. Yani bunun gibi bir takım örf ve adetler gerçekten şu anda hala devam eden bir kültürdür. Kayıtlar altına en azından alınabilecek kültür mirasları adı altına, çünkü gün geçtikçe örfler değişiyor, adetler değişiyor. Hı hı. Her şeyin kolayını kaçırıyoruz. Her şeyin artık yani bir takım arkamıza baktığımızda bizden sonraki kuşak hiçbir şey bilmeyecek. Hatta bir tane örneğini sunayım. Bugün gelirken gence dedim ki cebime 2-3 tane ceviz koymuştum. Hı hı. Buyur abim ceviz ye dedim. Kim kırıp yiyecek dedi. Ya bu kadar aciz bir gençlik yetişiyor arkamızda. Yani bu... Şimdi işte onun için ben programın başından bu yana maşallah Sabit hiç durmaz. Daha bayır gezer, yapar. Başkan da iyi biliyor. Dernekçilik desem var. Her şey. Efendime söyleyeyim, yörenin bir ihtiyacı, bir eksiği mi var? Kime gidilecek? Kiminle görüşülecek? Ne yapılacak? Yapacak gençler mi var? Onları hadi bakalım toplayın. Bayrak mı dikilecek? Bayrak dikilir. Durak mı yapılacak? Durak yapılır. Gerekirse köprü de yapılır. Yapılır. Yakın Dalman yolunu biz zaten gazma kürek başlayacağız. Yakında Dalman yolunda da başlayacağız. Öyle yaptık. Yani maşallah insanımız çalışkan. Tabii bu imkansızlıkların da beraberinde getirdiği bir dinamizm. Yani şimdi dışarıdan gelenler bizim yöreyi, Denizli'yi özellikle, Denizli'den bahsederken bürokratların en çok şikayet ettiği konu bu. Vallahi biz hiçbir yerde bu Denizlilerin huyu gibi huyu görmedik diyorlar. Ne? Denizli ister ki, isterse bir kez istiyor. İkincisine minnet etmiyor. Bu herkes tarafından öğrenilmiş.
bir kapıya ikinci defa gitmez. Şakir amca mesela kız isteme geleneğini anlattı. Evet. Kızı bilerek ilkinde vermezler. Hani hemen kızı evlendireyim de kurtulayım de derilmesin aile hakkında diye. Bir aile biraz ağız büker. Efendim işte bir düşünelim der. Gider gelir ikincisinde o kız verilecekse o aileye verilir. Sırf bu yüzden. Aslında erkek evi, oğlan evi ikinci defa o eve gitmez. Kız istemede de bu böyledir. Hiçbir zaman ikincisine minnet etmez. İşte Denizli'nin bir işi var, yapılacak. Denizliler bir kapıya gidiyorlar. Efendim sayın bakanım diyorlar, sayın müdürüm şu işimiz var, şunu halledelim. O sefer o işi yaptırdılar, yaptırdılar. Yaptırmadılar bir daha uğramıyorlarmış. Bürokratlar da bu yüzden. Oradan memnun. Kimisi memnun, kimisi rahatsız tabii. Şehirden sorumlu olanlar da rahatsız. Çünkü gidip günlerce kapısında yatanlar var, yöreler var. İnsanımız var. Bizim insanımız öyle değil. Şimdi gerçekten işin özünü döndüğümüz zaman evet. Geriye arkamıza baktığımızda bir Şakir amcamgilin dönemiyle hemen akibinde amca abilerimizin dönemiyle, evet. Sefer abilerimiz dönemiyle evet. Bizim dönem arasında çok büyük bir değişkenlik var. Hı hı. Nasıl bir değişkenlik var? Şimdi abim ben abim hakkındaki bilgiye abim anlatmadan önce öğrendim. Hı. Ne diyor? Onun çoban arkadaşından öğrendim. Ya sefer alır delini diyor bir tane değnek diyor. Evet. Başlar da ağzıyla akort yapmayı diyor. Bu adam diyor böyle öğrendi sazı diyor. Şimdi bak neden? Yokluktan. Hı hı. Ama bugün yokluk diye bir şey yok. Bugün yokluk yok, yokluğun olmadığı yerde saygı da yok. Yani yetişen kuşak değiştikçe bizim bu özümüzü çok aradığımız noktalar olacak diye düşünüyorum. Peki, bize ayrılan sürenin sonuna geldik bugün. Gönül ister ki daha dakikalarca konuşalım. Mehmet ben sana kolaylıklar diliyorum. Sabit'in bayrağı sana teslim etmiş. İnşallah zaten bundan sonra... Zaten yanımda beraberdik. Sıkıntı yok. Evet, bizim. Hep birlikte çalıştınız biliyorum. Acıpayam Girenizliler derneklerine de sahip çıksınlar. Bugün diyeceğim bu çok önemli. Sabit Bey'in altını çizerek belirttiği gibi gelenek, görenek... Birçok şey zamanla kaybolup gidiyor, silinip gidiyor. Bunları yaşatmanın bir yolu da bu tip sivil toplum kuruluşlarını ayakta tutmak, bunlar aracılığıyla bir şey üretmek. Tabii burada bir başka önemli görev de gerek turizm müdürlüklerine gerekse üniversitelere düşüyor. Türkiye'de üniversiteler tabii ki araştırma geliştirme çalışmaları yapacaklar. Ama rica ediyorum üniversiteler aynı zamanda yörelerin kültürünü yaşatacak önemli girişimlerde de bulunsunlar. Enstitü mü kuracaklar? Onlarca üniversite görevlisini, öğretim üyesini mi çeşitli yörelerin kültürünü araştırıp arşivlemek için görevlendirecekler? Bunun yolu da aranmalı. Türkiye'miz kültür cenneti ama ne yazık ki her biri kaybolup gidiyor. Bugün yine Sefer Bey ve Saffet Bey'in bir son türküsüyle veda edelim sizlere. Şakir amca size de teşekkür ediyoruz. Ben de yorduk teşekkür ederim. Yorduk sizi. Yok estağfurullah. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Evet, kapanırken, veda ederken dut ağacı. Diyelim. Diyelim. Hadi bakalım. Dut verir yavrum yaprağını dut verir dut ağacı dut verir yavrum yaprağını dut verir oğlumuz ufacık kızımız da büyücük sarıldıkça dut verir oğlumuz ufacık kızımız da büyüdük, sarıldıkça dalt verin. Sarıca buğday, çeci olur yavrum.
kızın da gönlü gece olur. Sarlaca buğday gece olur yavrum, kızın da gönlü gece olur. Kızın da gönlü gece olursa da benim de halim gece olur. Kızın da gönlü gece olursa da benim de halim gece olur. Kar yağaran çaklara yavrum, savrulursa çaklara. Analar neler doğurmuş, yansımıyor kucaklara. Analar neler doğurmuş.